Şu an kaydı. Sayın Büyükelçi, değerli konuklarımız, iyi günler diliyorum. Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlamak üzere Büyükelçiliğimiz tarafından bu online panelini düzenliyoruz. Bizimle beraber olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ederim. Çin Komünist Partisi 1921 yılında kurulmuştur. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde Çin Komünist Partisi'nin Çin halkına liderliği yaparak devrimi, ülkenin inşaatı, reformu ve kalkınmasını için gayret ediyor. Çin milleti ayağa kalktı, zenginleşti ve güçlü oldu. Bu büyük atılımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin liderliğinde uzun süre sosyal istikrarı ve ekonomisinin hızlı gelişmesini iki mucizeyi yarattık. Bugünkü Çin'i anlamak için öncelikle Çin Komünist Partisi'nin anlaması gerekiyor. Çin ve Türkiye arasında 1971 yılında diplomatik ilişkileri kurulmuştur. Geçen 50 sene içerisinde ilişkilerimiz uzun bir mesafeyi kaydetti. Ülkelerimiz ve halklarımıza büyük bir çıkar sağlamıştır. Uluslararası Gazetesi'nin Ankara temsilcisi, köşe yazarı Sayın Hakan Çelik Bey'e söz veriyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Herkese saygılar sunuyorum. Acaba sesim duyulabiliyor mu herkes tarafından? Duyuyoruz. Çok güzel. Peki efendim. Sayın Çenk, öncelikle sizi Sayın Büyükelçinin şahsında kutluyorum. Çünkü siz mükemmel Türkçenizle gerek diplomatik faaliyetlerde gerekse kamu diplomasi alanında halkla ilişkiler konusunda iki ülke arasındaki ilişkileri son derece değerli bir katkı sağlıyorsunuz. Ben bunun tanığıyım. Dolayısıyla beni de bu önemli etkinliğe davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ayrıca Sayın Büyükelçi'ye de, Sayın Büyükelçi'nin şahsında Çin Halk Cumhuriyeti'nin değerli diplomatlarına ve görevlilerine teşekkürlerimi iletmek isterim. Saygılarımı sunarım. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin de kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii yani 100 yıl gibi bir zaman dilimi hayatın genel akışı içinde bakıldığı zaman dünyada da çok örnekleri olmayan bir şey. Bu kadar bir siyasi partinin uzun yıllar boyunca devam ediyor olması ve ajandasında da bugüne kadar önemli bir takım kendi ülkesi bakımından, vatandaşları bakımından önemli projelere imza atmış olması son derece önemli. Ayrıca ben bu panelde Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Asya'yı çok yakından takip eden değerli uzmanların olduğunu görüyorum. Onlara da selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Akkan Suveri yıllardır biliyorum ve tanıyorum. Ayrıca Sayın Korhan Kurdoğlu da az önce bir konuşma gerçekleştirdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekten çok önemli yatırımları olan, Türkiye'den son dönemde oraya giden genç yatırımcılar ve girişimcilerin de önemli başarılar gerçekleştirdiğine tanıklık ediyorum. Yani sadece Çin'den Türkiye'ye değil, Türkiye'den de pekala Çin'e gidebilecek bireysel yatırımcıların, kişilerin ve kurumların olduğunu değerlendiriyorum. Sayın Büyükelçi, değerli konuklar, ben biraz gazeteci gözüyle, gazeteci kimliğimle biraz popüler konulara da işaret etmek isterim. Bilim ve teknoloji alanında, uluslararası ilişkiler konularında yakından izleyen bir insanım. Ve ben kendi çapımda Asya'yı iyi takip eden gazetecilerden biri olduğumu düşünüyorum. Bugüne kadar 12 defa Japonya'yı ziyaret ettim. 6 defa Çin Halk Cumhuriyeti'ni, 2 defa Hindistan'ı, birer defa Singapur ve Vietnam'a gitmiş bir gazeteci kimliğimle en azından gittiğim ülkelerdeki yerel motifleri ve kurumları yakından deneyimleyen bir insan oldum. O bakımdan
Asya'nın ne kadar önemli olduğunu, küresel sistem içinde, uluslararası ilişkiler içinde nasıl çok daha önemli bir yere geleceğini görüyorum. Ve hepimizin artık bildiğimiz gibi bu konuda çok ciddi makaleler ve araştırmalar var. Ekonomik gelişmenin motoru, trend büyük oranda Asya ve Pasifik coğrafyasında gerçekleşecek. Ve buradaki lokomotif ülke, geçmişte tabii Japonya'nın çok önemli başarıları olmuştu. Fakat bugün baktığımız zaman Çin Halk Cumhuriyeti'nin burada lokomotif ülke, anahtar ülke olduğunu görüyoruz. Ve sadece Asya coğrafyasında değil, bütün dünyada yani kümülatif olarak bakıldığı zaman toplam yatırımların, toplam üretimin, toplam ihracatın çok büyük bir kısmı Çin Halk Cumhuriyeti kökenli şirketler tarafından gerçekleştirilmekte. Geçmişte belli bir takım ürünlerin üretildiği bir yer olarak tanınan ve aslında biraz da bu böyle bir klişeyle algılanan Çin Halk Cumhuriyeti bugün neredeyse her ürün segmentinde belli farklı kalitelerde, premium ürünlerde dahil olmak üzere üretim yapan çok önemli bir ülke. O bakımdan ben bu 800 milyon insanın yoksulluk sınırından çıkarılıp koparılmış olmasını Çin'in bu üretim gücüne de biraz bağlıyorum. Ama tabii ki tek başına üretim diyemeyiz. Son dönemde elbette teknolojide ve de bilimde de çok önemli adımlar atan bir ülke haline geldi ki işte Türkiye'de ağırlıklı olarak ilk dönemlerde kullanılan Sinovac aşısının ve başka bazı Çinli üreticilerin aşılarının devreye girmesi en azından pandeminin belli bir sürecinde, belli bir zaman aralığında pandeminin daha da yayılmasını engelleyen bir faktör olarak, bir aset olarak karşımıza çıktı. Bu da gösteriyor ki Çin bilimin farklı alanlarında da sağlık da dahil olmak üzere önemli bir aktör olarak karşımıza çıkacak. Çok enteresandır. Ben az önce bir klişeden bahsettim. Yani belki de bu sadece Türkiye-Çin ilişkileri bakımından değil, Çin'in dünyadaki algısı bakımından da belki Çinli diplomatların, uluslararası ilişkiler uzmanlarının, gazetecilerin ve akademisyenlerin belki üzerinde daha fazla durması gereken bir konu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Mars uzay programı veya Ay programı bütün dünyada çok büyük bir ilgiyle yakından takip edilirken ve büyük bir başarı hikayesi olarak konumlandırılırken aslında Çin'in de çok önemli bir Mars programı var. Çin'in insanlı uzay programı var. Ay programları var. Farklı modüller üzerinde çalışıyorlar ve çok iyi bir seviyedeler. Fakat bu dünyada yeterince bilinmiyor ve yani ben birçok insanın bunları duymadığı kanaatindeyim. O bakımdan belki naçizane bir gazeteci gözlemiyle ifade ederek bunları söylüyorum. Bunların uluslararası platformlarda daha çok anlaşılması ve duyulması bakımından da belki çalışma yapmakta fayda olabilir. Ben yakından takip ediyorum ama onu söyleyeyim. Yani Çin'in telekomünikasyon, uzay, otomotiv, pil üretimi, enerji alanındaki çalışmalarını yakından izleyen bir gazeteciyim ki bunların bir bölümüyle ilgili olarak ülkemizle, Türkiye ile Çin arasında da önemli bir işbirliği potansiyeli olduğuna inanıyorum. Tabii bizim ülkemiz bakımından, Türkiye bakımından uzun yıllar boyunca gelişme ve ilişki trendi çok büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa odaklı oldu. Batı odaklı gelişmesini devam ettiren bir ülke oldu Türkiye son 300 yıl boyunca. Tabii bunda bir mahsur yok, bu kötü bir şey değil elbette. Fakat dünyanın diğer taraflarını çok ihmal ettik. Buradaki değerli katılımcılar da o süreçleri yaşayan insanlar. Onlar da bana katılacaklardır. Biz daha Orta Doğu'yu son 20 senede olması gerektiği önemi veren bir ülkeyiz. Asya çok ihmal edilen bir ülke. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'de yeterince tanınmıyor. Çin üzerinde çalışan çok az akademisyen var. Niye böyle bilmiyorum. Çok şaşırtıcı ama Çin konusunda uzmanlaşmış seviyede medya mensuplarının sayısı da çok az. Yani Çin konuşalım diye ben bir toplantı düzenlesem, bir davet yapsam çok az sayıda insan bulabilirim. Bunları bizim süratle aşmamız lazım. Ben sanıyorum iki başkentin de yani Beijing'in ve Ankara'nın bu konulara çalışmasında fayda var. Ve tabii ki insanların ve ülkelerin birbirini tanımasının en iyi yolu ziyaretlerden ve uluslararası turizmden geçiyor. O bakımdan bu iki alana da çok yoğun konsantre olmak gerekir. Ve ben bunu bir hem bir not hem de bir çağrı olarak her zaman paylaşıyorum Çinli dostlarımızla. Seyahatlerin önündeki bir takım güçlükler ve engeller biraz kaldırılabilirse, seyahat programları daha kolaylaştırılabilirse, öğrenci değişim programları, gençlerin, gazetecilerin, farklı meslek gruplarının
karşılıklı olarak ziyaretleri teşvik edilebilirse her iki bu ülke bakımından da söylüyorum. Türkiye de bunu yapmalı elbette. Ben çok faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye bir taraftan tabii ki ABD ile Avrupa Birliği ile Batı ile ilişkilerini güçlü tutmaya devam etmeli. Ama bir taraftan da Avrasya coğrafyasıyla, Rusya Federasyonu'yla, Çin Halk Cumhuriyeti'yle özellikle mutlaka yeni dönemde ekonomide, ticarette, hayatın diğer alanlarında, çünkü sadece ekonomi ve ticaret diye bakmamak lazım, hayatın diğer alanlarında da önemli katkılar verebilecek olan bir ülke, vermekte olan bir ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Ben Beijing ve Şanghay'ın yanı sıra G20 zirvesinin yapıldığı noktaya, şehre de gittim ve şunu gördüm. Yani her seferinde bu Çin'deki büyümeyi sadece bir inşaat projesi, klasik anlamda bir kalkınma projesi gibi görmedim. İnsani anlamda da çok ciddi bir gelişme olduğunu görüyorum. Yani dünyanın her yerine gittiğimde, Paris'te, Londra'da, efendim muhtelif yerlerde, lüks restoranlarda, bir takım butiklerde ve mağazaların önünde Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen insanların sayısının çok artmakta olduğunu görüyorum. Bu da Çin orta sınıfının veya satın alma gücü yüksek olan kesimlerin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Yani ben o 800 milyon insanın yoksulluktan kurtarılmasını çok çok önemsiyorum. Bu dünya çapında bir başarı hikayesi. Ama ben bir taraftan da Çin orta sınıfının, yani o belki nüfusun 200 milyon, 300 milyonluk bir bölümüne tekabül ettiğini tahmin ediyorum ki söylemek mümkün olabilir. O orta sınıfın giderek büyümesini, tüketim alışkanlıklarıyla birlikte yeni bir takım trendlerde de rol model, öncü model olabileceğine inanıyorum. Bu tabii yeni bir fenomen, yani dünya uluslararası kültür bakımından da bir Çin trendi, bir Çin modası söz konusu olabilecektir. Ve bakın, ben değerli katılımcılar, size şunu söyleyeyim. Ben 30 yıldır radyoda müzik programı yapan, klasik müzikle ilgilenen bir insanım. Müziğe çok yakın olduğum için Çin kökenli özellikle yorumcuların dünya çapında, bunların bir bölümü Çin'de yaşamıyor şu anda, Avrupa'da ve Amerika'da yaşayanlar var. Çok büyük yorumcular, klasik müzikte dünya çapında isimler Çin'den çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani sadece bir cep telefonu veya bir tüketim ürünü olarak bakmıyorum. Çin'in aynı zamanda dünya kültür hayatına önemli bir katkısı olduğunu gözlemliyorum. Bir mesela Çin merkezli bir piyano üreticisi var, birkaç piyano üreticisi var. Bunlar dünyanın her tarafında çok uygun fiyatlarla piyano üretip piyano satıyorlar. Eskiden sadece Alman piyanoları, Avusturya piyanoları satılırdı ve bunlar çok elit bir şeydi. Yani bunları satın almak çok pahalı şeylerdi. Ama şimdi dünyanın her yerinde daha ucuza insanların keman, enstrüman ve piyano başına geçtiğini görüyorum. Yani bu bir dünyadaki kültürel dönüşüme de bir katkı verebilecek bir küçük bir not olarak paylaşmak istedim. Şimdi tabii yol ve kuşak projesi benim de çok yakından takip ettiğim önemli bir şey. Fakat ben dediğim gibi hep klişelere karşı olduğum için Çin-Türkiye ilişkilerinin sadece bir proje üzerinden tanımlanması doğru gelmiyor bana. Yani Çin ve yol ve kuşak elbette önemli, ama buna ilave olarak ben en az 10 tane daha başlık sayabilirim. Bakın, Türk Hava Yolları'nın bu pandemiden önce Çin seferleri tamamen doluydu uçaklar. Çok önemli bir şey. Çin uçaklarının Türkiye'ye gelen uçaklar, onlar da doluydu. Yani demek ki normal şartlar altında seyahat kolaylıkları da sağlandığı zaman iki ülkede birbirlerine dönük bir büyük ilgi var. Böyle de olması gerekir. Çünkü anakarada Çin Asya'nın önemli bir ucunda, Türkiye görece olarak daha küçük bir ülke olmakla birlikte çok büyük bir tarihi birikime sahibiz. Ve biz Asya'da komşu olduğumuz tarihi dönemlerde birbirleriyle etkileşim içinde olan halklarız. Birbirimizi biraz tanıyoruz geçmişten. Ama bugün modern zamanlarda daha çok tanımaya ihtiyacımız var. İtalya ve Japonya arasında veya İtalya ile Çin arasındaki geniş coğrafyaya baktığımızda Türkiye buradaki en büyük ülke ekonomik olarak. Yani şimdi belki bir takım güçlüklerimiz olabilir elbette, ama potansiyeli itibariyle ben Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna inanıyorum. Eminim ki Çinli dostlarımız da buna inanıyorlardır. Ben kısa, orta ve uzun vadede Çinli üretim yapan markaların ve firmaların Türkiye'ye çok daha fazla gelmesi gerektiğine inanıyorum. Daha fazla Türkiye'yi radarlarının almasının çok faydalı olacağına inanıyorum. Belki Çin Komünist Partisi
partinin önde gelenleri, hükümetin önde gelenleri bu konuda bir yol açıcı, bir destekleyici bir tutum içine girebilirler. Ben iki ülke arasındaki bu değerli konuklar bunu stratejik ilişki olarak tanımladılar. Güzel, kulağa da güzel gelen bir kavram. Fakat tabii bunun altını doldurmak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çinliler ve Çin Halk Cumhuriyeti çabuk öğrenen, hızlı uygulayan ve pratik sonuçlar alabilen bir ülke. O bakımdan ben Türkiye-Çin ilişkilerinde, Ankara-Beijing ilişkilerinde böyle çok 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 zamana yaymadan bir takım somut adımların hızlı bir şekilde atılmasının son derece faydalı olduğu kanaatindeyim. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bir özetle, bir gazeteci kimliğimle bir küçük bir değerlendirme yapmak istedim. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hızlı ve güzel bir şekilde gelişmesini, iki ülkenin birbirlerine saygı çerçevesinde yaklaşmaya devam etmelerinin son derece yararlı olduğu kanaatindeyim. Hepinize teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ederek katıldığınız için ayrıca. Hakikaten söylediğiniz, değindiğiniz nokta çok önemli. Bizim de biliyoruz. Şu anda Türkiye'de Çin yakından bilen, özellikle Çin üzerinde gerçekten son derece uzmanlaşmış olan akademisyenler sayısı da az olduğunu. Dolayısıyla bize düşeni biz de yerine getirmeye çalışacağız sizden ve bugün burada hazır bulunan değerli misafirlerimizden de destek bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim Hakan Bey. Şimdi İzmir Çinliler yardımlaşma ve dayanışma ne kadar yakın olduğunu ve ülke aramızdaki iki ülkenin menfaatine de çok uygun olduğunu vurgulamıştı. Sayın Burhan Kayatürk Beyefendi, Sayın Akan Suver Bey, Sayın Korhan Kurtoğlu Bey, Sayın Zhou Yanquan, Sayın Hasan Şaphan, Sayın İhsan Beşer, Sayın Hakan Çelik, Sayın Wang Xinhua, Sayın Mehmet Koçakoğlu, Sayın Hilya Zorba hanımefendi, hepinize çok çok teşekkür ederim. Sizler Çin başarısının arkasındaki Çin Komünist Partisi'nin şifresini bizimle paylaştınız. Çin gelişiminin hakkındaki izlenimlerinizi ve anlayışlarınızı bizimle paylaştınız. Çin ve Türkiye arasındaki stratejik birliğini daha da derinleştirmek için önemli ve değerli tavsiyelerde bulundunuz. Biz biraz önce Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi bize düşeni, görevini yerine getireceğiz ve bütün gayretimiz harcayacağız. Ve sizler bundan sonra yine de Çin hakkında, Çin'in yakından takip etmenizi ve bizimle yakın irtibata bulunarak Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hakkında daha fazla değerli fikirlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz ve hepinize çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.